Şahsiyet Akademisi'nin katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Bursa başlıyor. Görünerek var olmak, yani düşünüyorum öyleyse varımın yerini artık görünüyorum öyleyse varım almıştır. Kasım Küçükalp kimdir? Kasım Küçükalp 1974 Erzurum doğumlu din görevlisi, iyi bir hafız olan Mustafa Küçükalp'in oğlu. Beş kardeşin en büyüğün ikincisi. 2000 yılından beri Bursa'da felsefe tarihi alanında çalışan bir akademisyen. Yüksek lisansını Nietzsche ve postmodernizm üzerine, doktorasını Batı metafiziğinin dekonstrüksiyonu Heidegger ve Derrida konusunda, doçentliğini beşeri ve sosyal bilimler felsefe alanında almış ve 2017'de çağdaş felsefede farklılık tartışmaları ana çalışmasıyla profesör olarak akademik hayatına devam eden Müslüman bir akademisyen. Hocam, benim lise ve üniversite çağında iki tane evladım olsa, bunlar deizm ateizme kaymak isteseler, bunun sebebi nedir? Bu soru çok tabii şumullü bir soru. Deizm ve ateizm özellikle modernleşme süreciyle paralel, onunla at başı giden bir nevi modern özneleşme pratiğinin bir tezahürü olarak okunabilir. Biz bunu biraz daha akademik dilden çıkarıp herkes anlayabileceği dile soksak nasıl tabir edebiliriz hocam? En kaba şekliyle peygamberi, kitabı olmayan, aleme müdahil olmayan bir tanrı anlayışını kabul etmek demektir. Yani tanrı alemi var etti, kenara çekildi, emekliye çekildi. Hani aleme müdahil olan, duaları kabul eden, işte şah damarından daha yakın olan, kendisine ibadet edilen bir tanrı tasavvuru geçer akçe bir değer olmaktan çıktı. Peki bu mantıksız düşünce neden bu kadar popülerleşiyor? Aslında kendi iç mantığı olan bir düşünce. Şöyle diyelim, şayet siz insanın ulvi maksutlarını kaybedip tamamıyla yeryüzüne çakılı, doğal nedenlere, yeryüzünde hakim olan parametrelere uygun bir varoluş modunu kabul ederseniz, kaçınılmaz olarak buna uygun bir inanç sistemi gelişecektir. Yani ateizm, materyalizm, yani Tanrı'nın yokluğu üzerine kurulu, özünde belli bir inanç sistemidir aynı zamanda. Modern zamanları özgü varlık anlayışının bir semptomu olarak okuyabiliriz. Tabii bunun doğuşunda ve meşruiyet kazanmasında Batı'nın kendi dini tecrübesinin de çok etkisi var. Düşünün, işte Hristiyan teolojisinin giderek felsefileşerek, giderek irrasyonel açıklamalar içerisinde menşeinden kopması, tarihsel bir Hristiyanlığın oluşması, zamanla o güç ilişkileri, iktidar ilişkileri çerçevesinde Hristiyanlığın artık bir din vasfını büsbütün yitirmeye başlaması, inandırıcılığını da beraberinde tartışmaya açmıştır. Bu aynı zamanda reaksiyoner olarak modern düşüncenin kendi dini geleneğiyle bir reaksiyon ilişkisine girmesini de sağlamıştır. Protestanlık dediğimiz mezhep, Hristiyanlık açısından tamamıyla modern zamanlara özgü bir din anlayışının tezahürüdür. Yani artık otoritenin, geleneğin, usulün yok sayıldığı, öznenin sal metni karşısına alıp vicdanına vurarak oradan öznel değerlendirmeler yaptığı, artık kutsal kitabın da bir anlamda toplu tüketim nesnesi haline getirildiği bir anlayış biçimi. Şu anki gençler otoriteden ve gelenekten neden rahatsız oluyorlar? Ya tabii bu bir özneleşme sürecinin devamıdır. Yani modern özneleşme pratiğinin devamıdır. Modern düşüncenin en büyük motivasyon kaynağı özgürlük fikridir. Dolayısıyla başlangıçta akla referansla kendisini tanımlayan modern özne, zaman içerisinde tarihin ve bilinç dışının keşfiyle beraber libidinal yönleriyle ön plana çıkan bir özgürlük telakkisi ortaya koymaya başladı. Arzuyu, libidoyu engelleyen, onu baskılayan her türlü baskıyı ortadan kaldırmak. Gelenek, otorite, ailede gençlerin
hali hazırdaki özneleşme pratiği açısından bakarsak önünde bir engel, özgürlüğü gerçekleştirmenin engeli olarak görülmekte. Dolayısıyla özgürlük de yani keyfilik, serbestlik değildir. Özgürlük insanın kendi yaratılış maksuduna uygun bir varoluş gerçekleştirmesidir. Bundan koparılmış, arzularının tutsağı haline getirilmiş bir insan özgür değildir. Özellikle modern ve çağdaş dünyaya baktığımız zaman otoriteye yönelik, iktidara yönelik müthiş bir reaksiyonun var olduğunu görüyoruz. Bunda tabii çok üzerinde konuşulabilecek çok farklı bağlamlar olmakla birlikte bu özgürlüğün, aydınlanmacı özgürlük telakkisinin bizzat aydınlanmanın bir takım otoriter hamleleriyle geçersiz hale gelmesinin tecrübesinin de çok büyük etkisi var. Yani düşünün, ütopyalar yazmış Batı düşüncesi aradan 200 yıl geçmeden distopyalar yazmaya başladı. Aydınlanmanın mutlu, müreffeh bir gelecek anlayışı, insanların daha huzurlu, daha mutlu olacakları bir dünya, işte herkesin kardeşçe bir arada yaşayacağı dünyası 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bizzat aydınlanmanın teknolojiyle de irtibatlı olarak ortaya koyduğu devlet aygıtının teknolojiyi ele geçirmesi ve teknolojiyle her şeyi denetim altına alması, denetim toplumu, gözetim toplumu, kültür endüstrisi gibi kavramları beraberinde getirdi. Tabii bu süreç beraberinde 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı, nükleer silahlar, ekolojik tehditler, faşizm, sosyalizm gibi ideolojilerin ortaya çıkışı, kültür endüstrisiyle beraber artık ilacın dahi, ki ilaç kavramını bilerek kullanıyorum, bir endüstri, bir sektör haline gelmesi, insanların aydınlanmanın özgürleştirici olduğuna dair umut var söylemlerini inandırıcı bulma noktasında tereddüde düşürdü. Dolayısıyla bunlar bizatihi rasyonel, yani araçsal aklın özgürlüğü kısıtlayıcı yönleri olmaları nedeniyle özgürlüğü tekrar açabilmek için akla değil de bilinç dışına referansla, arzuya, libidoya referansla bir özgürlük anlayışı ortaya çıktı. Mesela şöyle dediler, dediler ki modern düşüncedeki, metafizik düşüncedeki bütün dualist ayrımlar, özne, nesne, numen, fenomen, kadın, erkek, batı, doğu, ruh, beden gibi ikili ayrımların hepsini geçersiz hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bir şiddeti meşrulaştırıyorlar. Buna epistemik şiddet dediler, metafiziğin şiddeti dediler, ontolojik emperyalizm dediler. Bu şiddetten kurtulabilmek için düşünce yoluyla yapılmış, teoriler yoluyla yapılmış bu ayrımları geçersiz hale getirip bu ayrımlardan azade bir özgürlük anlatısı ortaya koymamız gerekir. Bu özgürlük telakkisi de işte içinde yaşadığımız farklılık felsefelerine vücut verdi. Artık özdeşliğin yerine, kimliğin yerine farklılık düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Ben kendimi nasıl hissediyorsam kendimi öyle tanımlarım. Dolayısıyla benim için ne dini, ne felsefi, aşkın bir referans noktası benim kendimi tanımlamam için geçerli bir değere sahip değildir. Nasıl varoluş yüzeyselse, kırılgansa, çelişkilerle doluysa ben de öyle bir varlığım. Yani cinsiyet ayrımları dahi biliyorsunuz ortadan kalkıyor. Cinsiyetsiz bir toplum anlayışı ki bana göre işte o modern düşünceyle başlayan özgürlük anlatısının kendi iç radikalleşmesiyle insanı getirdiği nihai nokta. Bir nevi şöyle diyebilirim yani bunu değerleme noktasında modern düşünceyle birlikte aşkınlık fikrini yitiren insan arza çakıldı. Bilinç dışının keşfiyle beraber daha da aşağı doğru çekilmeye başlandı. Yani aklıyla tanımlanır halde olmaktan bile rahatsızlık duyarak özgürlüğünü tamamıyla libidinal bir özgürlük olarak görmeye başladı. Ki burada mesela kapitalizmin etkisi çok büyük. Yani tüketim kültürü dediğimiz kültürün vücut bulması, bilimi de yedeğine alarak, teknolojiyi de yedeğine alarak insanları bir arzulayan makineye dönüştüren bir kapitalist yaşam pratiği ortaya çıktı. Dolayısıyla arzular da arzu nesneleri de eş zamanlı üretilerek insanlar belli şeyleri arzulayan arzu nesne diyalektiğinin otomatları haline almaya başladı. Herkes aynı şeyi arzuluyor ama hiç kimse yok. Çünkü kişinin kendisi olma imkanını büsbütün yitirdiği bir çağda yaşıyoruz şu anda. Fark edemiyor. Nietzsche öyle demişti zamanında son insanlarla ilgili olarak.
İstemekten başka hiçbir şeyleri kalmamış insanlar diyor. Herkesin aynı şeyleri arzuladığı yerde hiç kimse yok demektir. Jean Baudrillard buna kitle diyor. Kitle diyor toplumsalı yutan bir kara deliktir. Yani kitle içinde toplum kaybolmuştur artık. Herkes imajinatif gerçekliği, simülasyon dünyasını kendi gerçekliğin yerine ikame etmiştir. Görünerek var olmak, yani düşünüyorum öyleyse varımın yerini artık görünüyorum öyleyse varım almıştır. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. İnşallah amacına ulaşmıştır.